Peki golü atan arkadaşım. Nasılsınız bakalım? Hoş geldiniz. Ne oldu? Dün maçı seyrettiniz mi? Bunlar bizim genç takım alt yapıları. Trabzonspor'un kendi alt yapıları. Bunların içinde kim bilir neler çıkacak? İnşallah. 400-500 tane. Hadi bakalım. Her yaş grubunda. 17'den itibaren 18. Evet. Hadi bakalım. Tam zamanı. Yağmur yağdı. Oysa yaşayan bunlar çok çekimler. Trabzonspor'un onur üyesi. Beşiktaş'ın da onur üyesi. Tebrik ederim. Doğrusu futbolla bu kadar bütünleşen başka bir şehir var mı bilmiyorum. Türkiye'de olmadığını biliyorum. Ama dünyanın başka yerlerinde var mı? Onu da açıkçası pek bilmiyorum. Ama varsa belki Latin Amerika'da bazı yerlerde olabilir. Trabzon'un futbolla bu kadar bütünleşmesine aslında iyi bir örneği bana yıllar önce Sayın Bakan Faruk Bey bir resim göstermişti. Tabi 1930'lu yıllara ait bir resim. O resimde o zamanki yaşlı teyzeler, anneler, nineler, başlarında örtüleri bir futbol maçında Trabzonspor'u o zamanki ismi neyse o günkü futbolu seyrediyorlar ve bir köşede de hanımlar böyle örtüleriyle işte artık o zamanki kıyafetleriyle böyle sağa sola bakmadan futbolculara böyle bakıyorlardı. Bu kadar doğrusu bir şehrin futbolu sahiplenmesi gerçekten çok ender. Ve ayrıca şu da bir gerçek ki futbol, spor bu şehre liderlik yapıyor. Yani önderlik yapıyor. Her ilin bazı özellikleri oluyor. Çeşitli bazılarına tüccarları, bazılarına sanayicileri, bazılarına bakıyorsunuz bir üniversite veya başka bir dalda o şehir öne çıkıyor. Ama Trabzon deyince spor, futbol bu şehre önderlik yapıyor, bu şehri dünya şehri haline getiriyor, tanıtıyor ve bu şehre herkesi davet ediyor. Dolayısıyla onu yapan da sizlersiniz, Trabzonspor. O bakımdan bugün burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Genel değerli hocalarıyla beraberim. Hepiniz Türk futboluna çok büyük gerçekten emekleriniz oldu, katkılarınız oldu.